Arkadaşlar, herkese merhaba. Ahmet'le birlikteyiz bugün. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Abi. İyiyim abi, seni sormalı. Ben deyip çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, ikinci el serimiz hayırlı olsun. Instagram'dan duyurmuştum daha önce. Instagram'ı takip etmiyorsanız buraya bir yere bırakırız. Doğan Kavak benim. Ahmet'in de güzel bir Instagram hesabı var. Organic Drive, Helal Drive diye. Organic Drive diye bir hesabı var. Oradan da takip edebilirsiniz. İkinci el serimize ilk olarak Honda Civic HD6 ile başlıyoruz. Hayırlı olsun. Bu arada bu seriyi yapmaya başlayacağımızı duyurduğumuzda Avşar Maden Soyunda Tarık var bizim. Sağ olsun, buradan selamlarımızı yollayalım. Daha önce hatırlarsınız arkadaşlar, bir deve kamyonu çekmiştik. Daha doğrusu deve diye bir kamyon çekmiştik markası. Maden kamyonu. İzledin mi o videoyu? İzledim abi. Tamamen yerli üretim. Buradan tekrar ellerine sağlık diyoruz oradaki tüm mühendis arkadaşlara. Çünkü Ahmet de mühendis. Bir makine mühendisi. Birazdan Ahmet'in hikayesini anlatacağım, arabayla olan hikayesini. Ama önce Avşar Maden Soyuna bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sağ olsunlar, bu videoya ben sponsor olayım dedi. Geldiler videomuza. Teşekkür ediyoruz. Ben normalde Avşar Maden Suyu içiyorum. Özellikle şişesi çok hoşuma gidiyor. Bildiğiniz su damlası şeklinde. Bu arada biz Afyon'a gittiğimizde fabrikayı da gezdik. Saatte 100 bin üretim yapıyorlar. Günde 2 milyon şişe üretebiliyorlar. Böyle bir kapasite var yani. Türkiye'nin her yerinde de bulabilirsiniz. Hiç el değmeden üretiliyor bu arada. Acayip teknolojik bir imalat parkurları var. Doğru mu konuştum mühendis bey? Prosesi var diye. Prosesi var. Prosesi lütfen. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar çoğunuz. Türkiye'de popüler bir ürün zaten. En çok minerale sahip maden suyu bu arada. Benim favorim karadut, frenk üzüm aromalı. Birçok meyve aromalı da var zaten. Videonun sonunda da bir hatırlatma yaparız arkadaşlar. Evet Ahmetciğim, biliyorsunuz arkadaşlar bu otomobil HD6 serisi Türkiye'de en çok tutan diyebilir miyiz abi? Yani Sivik kasalarında. Evet, çok satılanlardan, çok tercih edilenlerden bir model. Biz zaten işte ilan sitelerine baktığımızda en çok bunun ilanı var. Biraz öyle karar veriyoruz. Biraz kendi öngörülerimizle hareket edeceğiz bu seride. Bu arada arkadaşlar, ikinci elde çekilmesini istediğiniz otomobilleri lütfen yorumlara yazın. Oradan dikkate alıp diğer modelleri de onların içinden seçebiliriz tabii ki. 2006 ile 2012 yılları, 11 yılı arasında üretildi. Aynen. Senin araban 2012 son serilerden. Aynen. 2006-2011 arası üretildi ama 2011'den sonraki işte son yarı yılda çıkanlar genelde 2012 model olarak geçiyor. Hı. Bizim de aracımız 2012 model. 2010'da bir facelift güncellemesi geldi. Bu güncellenmiş modeli. Onun haricinde 1.6. 125 beygir. Aynen, 152 Nm torku var. Bir sonraki kasa da hatta FB7, onda da aynı motor var, aynı güç var. Hatta FC'de de, FC'nin de LPG'li ekollarında aynı motor kullanıldı. Şanzımanda farklılık var mı? Şanzımanda sanırım oranlarında farklılık var FB7'lerde. FC'lilerde farklı zaten sanırım. Ama bunların FB7'li arasında çok az farklılık var. Bu kasa kodlarını karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Karıştırmayın diye. Ben de bu arada karıştırıyorum yani. Normal buralara fotoğraflarını koyarız konuştuğumuz sürece. Onun haricinde Ahmet tam bir hasta. Öyle söyleyeyim. Mesela işte taşınacağı evde önce kapalı garaj var mı ona bakıyor. Arabasına çok titiz. Arabası bu arada 45 binde. 45 binde. Çok kullanmamış ama aynı arabadan abisinde var. O çarpı 2 kilometrelerde yani 90 bin küsürlerde. Biraz abisinin arabasını yoruyorlar. Kendi arabasını yormuyor ama bu arabayla piste bile çıkıyor. Arabada coilover var. Kule gergisi var. Hatta buradan biraz kamberi görebilirsiniz. Biraz kamber var. Gitgide böyle derecelerini iyileştirip İstanbul Park'ta süre kovalıyor yani. Evet. Modifiye olarak aslında dışarıdan baktığında araba tamamen orijinal duruyor ama yürüyen aksamında bir şeyler yapmışsın. Evet. Evinde de şu anda bir sürü şey almış takmak için. Ama biz biraz bugün abi modifiyesinden değil. Tabii ki modifiyesinden de konuşabiliriz ama biz bugün aslında malum bu artan sıfır otomobil fiyatlarıyla birlikte bu otomobili kullanıcılar aramaya başladığında ya da hedeflerine koyduklarında neden almalı ya da neden almamalılar, biraz onu konuşacağız. Tamamen kullanıcısından duyacağız bunları. Sürüşe mi geçsek, biraz dönsek mi etrafında? Biraz abi, dönelim ya. Tasarım enteresan. Kafayı basmışsın zaten. Bir buçuk iki parmak bir basıklık var. Tasarımda şey diyebilirim. Ya normalde bunun diğer benzer modellere göre biraz daha az bir sürtünme kasesi var. 0.31 gibi olması lazım. Nereden örnekleyeceğiz dersen de NSX'de, Honda NSX'de aslında 0.30 gibi bir değer var. Hani aslında bayağı iyi bir değeri var. Kesinlikle. Hatta hibritlerinde biraz daha iyi diye hatırlıyorum ama tam değerini hatırlayamadım şu anda. Tabii o çok eski bir araba o zamanlarda, çok sürtünme bir de tabii onun yere basma kuvveti de önemli. Yere basma kuvveti de yapması lazım falan. O yüzden onda sürtünme kasesi çok çıkaramazlar ama tabii 0.30'un altı ve 0.30 gibi değerler iyi değerler yani şimdi. Günümüzde tabii artık o 20'lere düşmeye başladı. Onun haricinde boya ile ilgili sıkıntılar var deniyor. Sen yaşamamışsın ama özellikle vernikli boyalarda işte suyun, tazyikli suyun yakından tutulması falan gibi durumlarda vernik atması oluyormuş. Evet. Abi Honda'nın genel itibariyle boyaları biraz ince oluyor. O yüzden
yüzden hani Honda'nın boyaları genelde ince oluyor. Bunda da aslında küçük bir taş geldiğinde falan ön kaput olsun. İşte aynen. Aynada var. Aynen. Boya aynada biraz fazla atıyor. Büyük atıyor yani. Evet. Aynen. Yani tazikli su da senin dediğin gibi oraya küçük attığında denk geldiğinde tazikli su direkt oraya açabiliyor. Bazen öyle bir şey oluyor. Ya da işte pastacıyla ya da koruma yaptırdığınızda işin ehli kişilerin yapması gerekiyor ki yoksa birkaç kere de işte boyayı açabiliyor. Biraz narin bir boyası var. İnce bir boyası var. Kaputu açabilir miyiz? Bakalım. Ha, hemen abi. Motordan sonra bir de bagaja bakarız. Oradan sonra sürüşe geçeriz. Vay be, motor çiçek gibi ya. Adamın arabası çiçek gibi zaten arkadaşlar. İçinin koltukları falan detaylarına gireriz şimdi, görürsünüz. Bayağı böyle kadifesi fabrikadan çıkmış gibi duruyor. Maşallah diyelim. Bir maşallahınızı alırız. Evet arkadaşlar, bu iVTEC denen teknoloji, o VTEC teknolojisinin daha gelişmişi gibi lanse edildi. Gücü falan yeterli ama tabii ki böyle fırtınalar koparmıyor. Ya aslında eskiden belki yeterdi ama şu anda böyle daha turbolu arabalarla torku bayağı bir... Şu an bir arabalarla bunun üstünde güçler alıyor. Hani bu Soç VTEC diye üstten tek egzantrikli diye geçiyor. R16A2 diye bir kodu var. Ama 125 beygir, 152 Nm torku var. İşte dediğim gibi biraz torku aslında şu an düşük kalıyor. Düşük kalıyor. Aynen. O yüzden alt devirleri falan biraz cansız. Evet, ama üst devirlerde de motor sesi falan güzeldir. Hayır, motor sesi güzeldir aynen. Ve canlanır yani biraz. Aynen. 4000'den biraz sonra falan. Atmosferik olduğu için devir çevirmeyi seviyor. Biraz seviyor. Yukarılarda şey geliyor, gücü geliyor. Bu arada Ahmet arkadaşlar göstereyim size. Burada bakın kule gergisini, güzel bir kule gergisi almış. Gizli arkadan görünüyor. Bir de coilover'ların ayarını da buradan yapabiliyor. Sertlik, yumuşaklık ayarı. Bugün en yumuşaktaymış. Motorla ilgili kronik söyleyebileceğim bir şey var mı abi? Bak şurayı gösterelim arkadaşlar. Bakın motor kulağının altında bir tane plastik var. Bilmiyorum buradan görünebilecek mi ama. Şuradaki şu aradaki şurada fark. O zamanla açılıyormuş ve işte kapanıyor daha doğrusu. Özür dilerim, kapanıyormuş ve ses yapma gibi durumlar başlıyor. Evet, aradaki plastik özelliğini kaybedince bayağı metale çalışıyor. Titreşimli çalışıyor. Silkeleme gibi bir şeyler yapıyor. Bir senin dediğin gibi işte motor üst kulağı var. Bir de arabada işte normalde eğer LPG'li falan değilse 100.000'de bir subap ayarı yapması isteniyor. Bu servis kitapçığında da yazıyor. Ama eğer aracınız LPG'li ise bu 45-50 binlere kadar geliyor. Araba sabah silkeleyerek çalışma ya da tam performansta biraz düşüklük gibi bir şey oluyor. Onun haricinde de motorla ilgili yani sorunsuz diyebilirim. Zaten beni tercih etme sebeplerinden biri Honda. Mekanik anlamda gayet sağlam o konuda. Japonların zaten genel özelliği bu aslında. Evet. Geçelim mi abi? Olur. Şöyle bagaja bakalım. Tamam abi. Kaç siteydi bagaj, hatırlıyor musun? 380 küsür ama istersen servis kitapçığı da var ama. Yok, hemen bakarım ben. Dur. Benden hoplar. Dur şurada var. Söyle bakayım. 389 diye hatırlıyorum. Kaç? 382. Bakacağız şimdi, evet. Belki... Senin dergiyi getirdim bunu. Vay. imzalatırım belki diye de. Ahmet bu arada eski takipçilerimizden arkadaşlar. Dergi zamanından falan takip ediyormuş bizi. Ta TR Tuning zamanlarında yani. 2389. Kapattığı sayfalar var. Abi o yüzden 389. Getirdim. 389. 382 dedi. Berk Bey. Burada da veda ediyorsunuz bu hafta. Servis geçmişi de var ama. Vay be. Yok, yetkili servise götürüyorsun canım, belli. Ona bir şey. Burada saçlar kısa hali. Bizim. Abi ne uğraşıyorduk şu dergiyle ya. Vallahi buradan Bora'yı falan da tekrar anayım. Hepsine selam olsun. Ne uğraşıyorduk ya. Senin şey hatırlıyor musun? Emirhan Karabuk muydu? Emirhan TR Tuning zamanı. TR Tuning zamanında onunla fotoğraf çekiyordun sürekli. Evet abi ya. Türkiye'yi gezip modifiyeli araba çekiyordun. Ya ben aslında siz şey yapmadan önce hani siz Instagram'da falan fenomen şey olmadan önce Burak Ertem'i falan filan hep oradan biliyorduk. Hep onlar bizim rakipti o zaman. Biz TR Tuning'tik. Onlar evet. Tuning Türkiye'ydi. Şimdi gene rakibiz. Vay be. Buyur abi. İmzalarız tabii. Ne demek ya. Arka diz mesafesine bir bakmak istiyorum. Öne nasıl olsa geçeceğiz. Bak arkaya bardaklık koymuşlar. Güzel. Abi paspaslara falan oturmaya kıyamaz lütfen abi. Lütfen. Abi ön biraz bu şeyde olabilir. İster... Evet bir tık ama yine de tabii benim için iyi iz mesafesi. Şöyle normal olabilir. Direkten onu da şey yapıyorum. Malzeme yüklemişsin Ahmet buraya. Evet abi. Bakalite almış oradan biraz. Benden önce de olmuş olabilir, şu an hatırlayamadım. Ama koltuk kumaşları yenilere göre abi çok güzel. Kadifemsi böyle bir şeyi var. Ve daha bence hem şık hem daha dayanıklı. Evet. Kaç yaşında oluyor bu araba? 2012 ulan matematik. İşte 10 yaşında falan. Şimdi yani yeni nesil bir arabaya 10 yaşından sonra bir bakmak lazım. Bu kadar mesela şey durumu. Tabii sen de çok çok iyi bakmışsın arabaya ama. Abi şey oluyor. Normalde hiç arabadan anlamayan bir mesela arkadaşlar bindiğinde ya sen bunun koltuklarına bir şey mi yaptın? Bu koltuk normalde daha yeni modellerin böyle iş elbisesi gibi ya. Böyle daha hatır utur. Evet. Daha o, böyle. O tabii ki geri dönüşümlü malzemelerin atılmasından falan dolayı da çok etkisi var ama bu tabii çok iyi bakmışsın abi. İyi korumuşsun yani maşallah. Burada bir bardak var. Kolçak var arkadaşlar. Bu güzel bir detay bence. Arkada bardaklık olması. Bir de bagaja bakalım abi. Yeterli mi? Yani baktığında aslında şimdi sedan arabada abi en az bir 400 litre üzeri yani 450 litre bagaj bekliyorsun. Bu arabanın bagajı bence küçük. Biraz küçük. Yani çamurluk girintileri mesela çok yer kaplıyor. O enteresan. Ya özellikle LPG taktığında buradaki şeyi aldığında ya şişirme kiti falan aldığında olabiliyor ama eğer lastiği buraya koyarsanız iyice ölüyor. Ki bence hani çocuklu aileler falan için de az yani. Az evet.
Evet. Küçük biraz. Yani buraya hani bebek arabası girer belki ama sonra başka hiçbir şey girmeyebilir. Bayağı az bence de. Evet, bagaj eksi arkadaşlar. Tutma yeri de yok abi. Yok abi, tutma yeri. Ben şuradan tutuyorum ama sen tercihen. Çok acayip ya. Aynen. Tutma yeri yok. Bagaj da çok. Şeyi de yok bu arada. Ya. Açma şeyi de yok. Bir kere başıma denk geldi. Evet. Şunu burada unutursanız araba kilitliyken. Ya yani araba mesela şu an kilitledi. Yok, arabayı kilitledim. Sadece buradan bagajı açıyorum. Evet. Açtım mesela, bunu da burada unuttum. Kapattım. Geçmiş bitti. Olsun. Ne yapacaksın? Yedek anahtar. Koltuk yatmıyor mu? Yok, koltuk yatıyor ama burayı açamıyorum zaten. Bunu kilitli. Zaten kapı kapalı. Aynen, kapı kapalı ya. Abi şu anki yeni modellerde şey yaptılar. Bunu burada kaldığında kapamıyor. Araba tıt 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 yapıyor, açıyor. Yeni modellerde şey yaptılar. Niye kapamıyor abi? Abi burada bir gamzesi var. Bir size ben önce dokun, biraz sert olunca şey yapıyor. Şurada bir küçük gamzesi var. Sen 8000'deyken aldın bu arada. 8000 10000 gibi bir şeydi. Makyajlı model arkadaşlar. Ön tampon değişik, farlar değişik. Hafif makyaj var yani. Arka stoplarda tam yuvarlak değil. Ne deniyordu bu şeklin ismine? Hexagonal sanırım. Hexagonal. Bir tasarım var. İşte mühendis olunca yanında rahatsın abi. Takıldığın yerde. Anahtarı da bir gösterelim abi. Ya anahtar şöyle. Şöyle Intercity İstanbul Parkı piste çıktığımıza ait belge. Biraz şeyleri var. Anahtar normal bir anahtar normal arkadaşlar. Ama öyle işte keyless go falan öyle şeyler yok. Hiçbir şekilde geliyorsun, açıyorsun arabayı, biniyorsun. Camlar tek seferde açılıyor mu? Açılıyor abi. Ama sadece şoför. Yok, ikisi de açılıyor. Öyle mi? Evet. Burada arkalar, alta yazmıyor ama. Arkalar şu anda emin olamadım bir sağ anda. Sağ açılmıyor diye biliyorum. Olabilir, şu anda emin olamadım. Deneyelim abi. Olabilir. Abi benim en tutuk olduğum şey biliyor musun? Şey, yukarı mı çıkarıyordu acaba? Dur. Olmuyor. Dediğin gibi. Yani biz senden öğrenmeyeceğiz ama biraz daha. Evet abi. Koltuk bana göre ayarlı, sen kendine göre ayarlarsın. Eyvallah. Yani bir kere şöyle bir durum var. 2012 yılını düşündüğümüzde bu otomobil o zamana göre çok zamanın ötesinde bir otomobil. Özellikle içiyle. Yani oturma pozisyonu olsun, bu işte torpitonun böyle katmanlı olması olsun falan. Zamanın ötesinde bir otomobil kesinlikle yani. İçi o zamanlar beni çok etkilemişti, hatırlıyorum. Farklı geliyordu yani. Mesela bu airframe'i eleştirenler de vardı. Çok sevenler de vardı. Çok görmediğimiz bir airframe. Sen seviyor musun mesela? Ben seviyorum. Bacağı falan çarpma. Ya belki benim şeyde proporsiyonda çok denk gelmiyor ama gayet bence güzel. Ya şu iç dashboard bayağı bir farklı oluyor. Gerçekten benim de hoşuma gidiyor. Bu hatchback kasaya daha çok yakışıyordu bu iç. Evet. O 1.8 motorla aynen. Hatchback kasaya acayip yakışıyordu. Tam çünkü sportif bir iç. Aynen. FN yani. Kasalar. Şuradaki gibi. Gösterge falan yani müthiş abi. Evet. Direksiyonu ile ilgili eleştiriler var. Direksiyon çok soyuluyor diye. Deri kaplı bir direksiyon var. Buraları tırtıklı deri, delikli deri. Ama seninki tabii az kullanıldığı için ve titiz kullanıldığı için hiçbir sorun yok. Ama genelde oluyor. Yani doğrudur. Bir abimde de dediğim gibi bir 100.000'de işte 92.000'de bir araba var. Onda olmadı. Yani olabilir tabii ki. Biraz daha kullanım şeyine göre. Ben bakımını yapıyorum işte. Ona göre ara ara şey yapıyorum. Ama olabilir. Teknolojik özellik çok yok arkadaşlar bu arada. İşte cruise kontrol var. Ama güvenlik özellikleri iyi. Yani ağ sütunlarında bile burada görüyoruz. Airbag var. Koltuklarda da var sanırım. Evet. Şu yanlarda var. 6, perde 8. Var. Perde yani perde var. 8 hava yastığı var. Yani güvenlik özellikleri çok ve standart olarak geliyordu. Dostum. Evet. Öyle hatırlıyorum. Bütün donanımlarda. Bu arada 3 paketi vardı arabanın. Dream Premium. Orada biraz tezat var. Dream olunca boş. Hani dolu zannediyorsun değil mi abi? Dream paket. Aynen. Premium bir de elegans. Bir de elegans var. Ya Dream'de şey var. Hoparlör sayısı eksik. Cruise yok. Jant değişik. Bir de egzoz nikelajı falan var. Evet. Yani unuttum da olabilir tabii. Hani ama orada cruise kontrol hariç hepsi yapılabilir şeyler. Zor şeyler aynen. Değilmiş. Premium'la da şey var abi. Sunroof var. Sunroof var. Ekstra. Tüm bunlara ek yani. Aynen. Ama VSA'sı, SHP'si yani o işte konular hepsi var. Evet. VSA da bu arada arkadaşlar. SHP'nin Honda tarafından verilen ismi VSA. Aynen. Açılımını biliyor musun? Vehicle Stability Assistant gibi bir şey olması lazım. Bu arada çok fazla göz var arabanın içinde. AUX girişi var orada. AUX var. USB yok. O USB zaten yok. USB'nin esamesi okumuyordu. Aynen. Ama çok fazla göz var. O güzel bir şey yani. Burada bir tane göz var. Hemen önümde bir tane göz var. Burada var. Burada var. Torpidonun içinde var. Aynen. Kapak kayıyor mu torpido kapağı? Kayıyor. Ama güzel. Yukarı kalkmıyor. Yukarı kalkmıyor. Ama yeterli ya şu. Zaten yukarıda. Ya bana da yani, bana da ideal geliyor ama. İdeal evet. Kalksa tabii daha tatlı olurmuş. Yine yanlarda var. Bence oldukça yeterli. Yanlar çok geniş değil sadece kapı cepleri. Yani büyük bir su girmez. Aynen. Küçük su girer ama büyük su girmez. Onun haricinde çok tatlış bir araba ya. Biraz şimdi yola çıkalım arkadaşlar. Hem sürüş deneyiminden sorunlarından biraz konuşalım. Biraz performansına da bakalım. Yakıt tüketimini konuşalım. Buyurun o zaman. Sürüşe çıkmadan önce kanala abone değilseniz, kontrol ederseniz, abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Çalıştırıyorum. Çalıştırıyorum. Marşının sesi bile aynı hepsinin ya. Kornası, marşı falan. Hepsi, evet ya. Hepsi bir şey yapıyor. İstersen basa tut. Tatlı bir şey var. Kesicisi var. Hadi çıkalım o zaman. Tak Ahmetciğim kemerini. Üstümüzü çıkaralım mı? Çıkaracağız. Şimdi zaten görüntüden çıkıyoruz. Tamam. Yalandan çıkıyoruz. Tamam abi. Sonra şurada duruyoruz. GoPro'lar takılıyor. O sırada modlarımızı çıkarıyoruz. Süreç böyle istiyor arkadaşlar. O sırada siz de abone değilseniz lütfen arkadaşlar. Bekliyorum bak. Olduk mu abone? Olduk bence. Teşekkürler. Abone olan herkese teşekkür ederim.
tabii süspansiyon yorumlaması %100 doğru bir yorumlama olmayacak kendi adıma. Ama Ahmet uzun süre yaklaşık 20-30 bin kilometre normal süspansiyonu kullandın. Ya hala daha kullanıyorum abiminkini. 2013'ten beri kullanıyorum normal süspansiyonla. O zaman 50 bin kilometrem var. Oğlum fazla. Fazla vardır. Ne diyebilirsin abi süspansiyon için? 80 bin, 100 bin kullanmıştım. Ya süspansiyon bence gayet iyi ama şöyle bir sıkıntı var abi. Yani normalde LPG takıldığında arkaya, işte LPG deposu dolu, arkaya da fazladan kişi aldığında bunların arkadan vurma sesi yapıyor diye bir şey var, söylemi var. Benim de bildiğim süspansiyon aralarının kısa oldu. Kısa çalıştı. Evet. Biraz ağırlık bindiğinde, biraz ağır bir kişi bindiğinde ya da işte LPG tankı evet. gibi durumlarda biraz süspansiyon yetersiz kalıyor ve vurma yapıyor evet. diye biliyorum. Evet. Ya şu anki biraz daha sert diğer şeyine nazaran. Sen de hissetmişsindir. Ama normalde dediğin gibi biraz daha belki aralıkları kısa, belki işte zamanlı kullanımda işte yaylarda ya da amortisörde bir, evet, bir şey yapılıyor. Olur. Öyle bir durumu var. Normalde yan formdan baktığınızda belki arka taraf biraz böyle çökmüş gibi durabiliyor bazen şeylerde. O da sürüşe de biraz yansıyor. Yansıyor ama bunların arkaları daha bir bağımsız süspansiyon var. O bence büyük artı. Müthiş artısı var. Biraz da böyle fazla kişi oturduğunda da lastikler de ona göre biraz açılıyor. Yani normalde zaten orijinalinde 1.30 gibi bir kamber ayarı var arkalarda orijinalinde. Hmm. Aynen önler sıfır ama arkalarda 1.30 gibi bir kamberli geliyor zaten. O yüzden bence yol tutuşu gayet iyi o anlamda. Ama uzun kullanımlarda dediğin gibi belki süspansiyonda şey yapıyor olabilir. Ya ben özellikle şunu söyleyebilirim. Yani ilk dakikalarda da arkadaşlar daha önce de kullandım tabii ki otomobili ama şimdi işte böyle kullanıcı hatırlıyorum. Yani şunu söyleyebilirim. Bu her ne kadar 4 kapılı bir sedan, bir aile otomobili olarak lanse edilse de içinde sportif etkenler çok fazla var. En büyük bence sportiflik de oturma ve sürüş pozisyonunda. Çok alışık olmadığımız bir sürüş pozisyonu bu. Yani biraz böyle yarış arabalarında falan olan bir şey. Yani sanki tam ortasında oturuyormuş hissiyatı yaratıyor size otomobilin bu. Torpitonun bu kadar ileriye doğru uzun olması, katmanlı olması falan size ortada oturuyormuş hissi yaratıyor. Yani tam otomobilin B sütununa doğru oturuyormuşsunuz gibi bir hissiyat yaratıyor. O da oldukça sportif hissettiriyor insana açıkçası. Sürüş özelliklerinde de biraz bu tatlardan var. Tabii ki tam olarak bir spor otomobil diyemeyiz hiçbir zaman ama o tatları yaşatmaya çalışmışlar. Zaten Honda'nın genlerinde de bu sportiflik var. Yıllardır ürettiği otomobillerde. Evet. Civic de uzun yıllardan beri ürettiği bir otomobil. İlk önce hatchback versiyonları falan vardı. Hatırlarsınız belki. Hatta polis akademisinde bizi görmüştük hatırlarsın. Hmm. Belki Hightower diye bir orada şey vardı. İri bir adam vardı. Ön koltuğu sökerdi. Arkaya otururdu. Üç kapılı bir Civic'te. Oradan bir bizde efsaneleşmiş bir durumu vardı. Şanzıman buradan aslında direkt manueli alıyor aslında kendisi. Abi oradan alıyor ama ondan sonra tekrar drive almıyor mu? Sonra drive'a devam ediyor. Eğer S'e alırsan şeyde sadece kalıyor. Manuelde kalıyor. Şanzıman bu arada o yıllar için bence hiç de, fena değil bence yani. Bence de gayet iyi ya. S'te ne yapıyor? Daha yüksek devirde vites değiştiriyor. Ya, aynen bir düşük vitesi alıyor hemen. Ondan sonra biraz daha üste çekiyor. 6800 gibi falan çeviriyor. Değiştiriyor. Aynen. Mi? Ama şu an sen manuelde ya. Manuelden şey yapmıyor. Değiştirmez şu anda. Yine D'yi alman falan lazım. Sadece kulakçıklar biraz daha büyük olsun küçük istiyor insan. Biraz. Küçük biraz evet. Aynen. Bir de hissiyatı çok güzel değil. Piste girerken sertleştiriyor musun süspansiyonları? Evet abi sertleştiriyorum. İşte lastik basınçlarıyla biraz oynuyorum. Şu anki elde verdiği imkanlarla bunlarla yapıyorum. Virajı falan yani gayet iyi. Kamberle falan biraz daha iyi oldu. Evet, kafa biraz daha tutuyor sanki. Aynen biraz daha tutuyor. Kule gergisinin etkisini çok açıkçası hissedemedim ama. Frende çok hafif bir titreme var gibi. Zaten frenleri olumsuz yorum alan yönlerinden biri. Evet abi, bu arada normalde benimki biraz daha kötü şu anda. Hı. Hali hazırda değiştireceğim diye son bakımda ben elletmedim. O yüzden biraz diskleri değiştireceksin. Aynen diskleri ve kaliperleri değiştireceğim. Biraz eğilme olmuş disklerde belli. Var abi. Benimki biraz daha kötü yani şu anki şeye göre. Ama genel olarak fren de bu evet. otomobili eleştiri alan aynen. bölümlerden biri. Peki evet, frende ne eleştiri alıyor abi? ABS biraz erken devreye giriyor ya da olur olmadık yerlerde devreye giriyor. Yani bir tümsekten geçiyorsun, lastik boşa düştüğünde orada ABS devreye evet. girmiş oluyor. Biraz otomobilin o karakterini anlamak lazım aslında başına kötü bir şey gelmemesi aynen. için. Aynen. Ya ben pist kullanımda çok şeyden çıkaramadım açıkçası. Hani biraz da kullanım tarzına göre tabii ki değişir ama senin de dediğin gibi eğer bir tümsekli geçtiğinde işte 100'le 50'yle yokuş aşağı sanırken eğer lastikler bir anda boşa düşerse o zaman ESP'yi hemen devreye sokuyor. Bu arada frenlere gelecek olursam frenler genelde böyle performanslı konuda biraz şeyler, performans düşük yani. Bir de biraz da bir nebze sanırım diğer arabalara göre şeyi tutuyor, geç tutuyor. Biraz alışması gerekiyor ama ben de açıkçası beğenmiyorum hani fren performansını. Biraz ıslak sünger hissi var frenlerde. Biraz var. Ya benimki dediğim gibi biraz daha kötüdür. Şu anki biraz daha büyük frene geçeceğim için. Onun haricinde ama önlerde 282, arkalarda da 260 milim şeyler fena var. Fena değil aslında böyle bir sınıf. Bence de fena değil ama biraz daha iyi olabilir. Bir pedal hissiyatı falan daha iyi olabilirmiş kesinlikle. Evet. Bu arada gaz pedal arkadaş
arkadaşlar tabandan çıkıyor. Benim çok sevdiğim bir şey. Evet. Bu uzun yolda falan çok büyük bir konfor sağlıyor size aslında. Konforlu bir şey yani baktığınızda. Güzel de bir şey. Bence her marka şunu yapsa okey benim için yani. Benim sevdiğim bir özellik açıkçası. Biraz tabii şimdi çok yeni nesil araba kullandığımız için son zamanlarda mesela yalıtım şu anda o zamanlar mesela iyi geliyordu 2010'lu yıllarda. Ama şu anda mesela yalıtım şey geliyor. Bayağı yol sesi falan şu an arabanın içinde var. Yalıtım gerçekten hiç yani çok az. Evet abi. Çok az. Ama genelde Japonlarda bir yalıtım şeyi vardı. Son dönemlerinde Japonların daha Avrupa vari otomobiller ürettikleri için hem tasarım hem teknoloji anlamında son zamanlarında daha fazla var yalıtım açıkçası. Evet. Ama bu modellerde çok yalıtım aramamak lazım. Ama yalıtım da şu anda ikinci eli konuşuyorsak yalıtım da artık kolay bir şekilde yapılan bir şey. Evet. Tabii ki o malzemeler de yurt dışından geldiği için maalesef fiyatları arttı arkadaşlar. Ama yaptırdığımızda da çok rahat edeceğinizi söyleyebilirim yani. Yalıtımı Türkiye'de çok iyi yapan firmalar, esnaf arkadaşlar var. Bizim Sinan yaptırmıştı hatta Sinan Koç Kriyo'ya. Evet. Bayağı bir fark vardı yani. Evet. İzlemiştim videoyu. Bence de buna yapılsa gerçekten bir seviye atlama kesinlikle, olayı olabilir yani. Kesinlikle olur. Abi yalıtım gerçekten çok önemli bir şey. Yani otomobil çok fazla vakit geçirdiğiniz bir şey. Onun için de sessiz seyahat ediyor olmak size çok büyük artılar sağlıyor yani. Konfor anlamında falan. Yani sürüş keyfini bile arttırıyor yani. Ya bir de biz anlamıyoruz ama trafikte ya da işte biriyle konuşurken bir üst tondan konuşma ya da trafikte yoran gelen sesler zaten gerçekten yoruyor. Kesinlikle abi. Evet, stres yaratan ve yoran şeyler kesinlikle yani. Bizim de camlarımız incedir ya da işte yalıtım eksik. Biraz ama işte üretildiği biraz da segmente göre değişiyor. Peki biraz bakım işlerinden konuşalım abi. Nasıl bakım maliyetleri falan yoruyor mu? Yani arkadaşlardan alacak olanlar varsa bununla ilgili ne söylemek istersin? Şu anda bakım maliyetleri aslında ben de yetkili serviste bakımını yaptırıyorum. Genelde de yıl sonuna doğru bakım indirimleri oluyor. Belli tabii ki sene periyodunda. Benim de genelde arabam artık biraz daha yaşı ilerlediği için o periyotlara girmeye başladı. O yüzden onları daha çok denk getirmeye çalışıyorum. Sadece yağıydı, suyuydu, işte genelde sarf malzeme olarak dediğimiz her şeyi, işte frenleri, hava filtresi, yağ filtresi gibi şeyleri sadece yapıyorum. Biraz da maliyeti şu an artıyor. Onun haricinde farklı işte hani yolda bırakacak ya da bunu şunu değiştirmezsen ilerleyemezsin diyebileceğim bir şeyi yok açıkçası. Hani böyle işte beyin arızası bilmem ne ırtık. Böyle bir şey ben de hani yaşamadım da. Dediğim gibi ailemde birkaç tane daha var aynı modelden. Onlardan da denk gelmedi hiç bana. Ama öyle işte yolda bırakıcı dediğim gibi şeyleri yok çok. Bir 100 binde ya da LPG varsa 45-50 binde bir subap ayarı yaptırmanız gerekiyor. O da 300-400 gibi maliyetleri yaptırabiliyorsun. Çok maliyetli bir şey değil. Evet aynen. Tabii ki eğer conta değişmezse falan onların da detayı var ama. Peki yakıt Ahmetciğim ne yakıyorsun? Abi yakmanın sonu yok. Ya şu anda 7.4 litre diyor. Abi gelirken böyle yakıyorsan efsane. Abi ben böyle yakıyorum. Şehir içinde ben ama bayağı yaş ilerledikçe biraz daha sakin kullanıma döndüm. Yani yaşlandıkça dersen bozulursun benim yaştan dolayı. Ya yok hani öyle demeyeyim ama. Ama 7.4 çok iddialı kanka yani. Abi ben sakin kullanıyorum. Sakin derken nasıl? Mesela işte 3500 deviri geçmiyorum çok fazla. İşte 6-8-7.5 arasında dönüyorum ortalamada. Ama ben sana katalog verilerini söyleyeyim. 10 litre falan yazıyor evet, şehir yani için. Yani ben çok açıkçası bu arada şehir içinde 10 litre altı yakan çok görmedim otomobil. Ya ben sakin kullanıyorum ama eğer mesela araba iyi kaldığımda mesela onun üstünde ben de onun altı hiç görmüyordum. Hani o zaman böyle biraz da sesini duyayım falan diye insan tabii istiyor. Bir de otomobil kullanmayı bilmek de önemli. Yani sen bilinçli bir kullanıcısın. Burada kimseye hiçbir şey söylemiyorum. Yanlış anlamayın ama otomobilin nerede daha çok yaktığını mesela dur katlarda çok yakar otomobil. O yüzden önünüzdeki araçta biraz arayı açıp öyle kalkarsanız 10 metrelik mesafede 5 kere yerine 2 kere ya da 3 kere hareket ederseniz daha az yakar otomobil vesaire vesaire. Birçok örneği var. Bunları bilirsen daha da az yaktırtırsın tabii ki. Ya da işte devir aralıklarını bilirsen hangi devirde sattıracağını. Aynen. Ben de tamam diyecektim. Uzun yolda da sen mesela kruzu ayarlarken ona göre bir devir aralığı ayarlarsan eğer toplamdaki yakıtına düşebiliyor gerçekten. Yani katalog verisi 5.5 gibi. Onlar biraz hayal açıkçası ama hani yine de 6-6.5 gibi şehirler arasında gezebiliyorsun. Ya eski katalog verileri gerçek hayatta çok alakası yoktu. Şimdi WLTP'ye geçti. WLTP'nin olacak dediler. Şu andaki mesela hibrit otomobillerin hiçbiri tutmuyormuş. Şu an bir dava süreci falan başladı böyle. O yüzden gerçek hayatta gerçekten bu tutması çok kolay şeyler değil yani. Ama seninkini örnek alabilirler. 7.4 iyi yani. Bakayım bu arada abi bizim notlarımız da var. Fabrika verisi tam kaçmış. Abi ben 7.1 litre ortalama. Ha aynen. Şehir burada dışı, da yazıyor. 100 kilometrede. Aynen. Bu arada hafif araba bak abi eski araba abi, ne hafif. Çok güzel yani araba. Çünkü ben onu diyecektim. 198 kilo. Abi aynen. Ve hafifliği de hissediyorsun yani evet, otomobilde. Evet. Yani gerçekten o yüzden bence potansiyeli de var o evet, yüzden. Evet, yani gerçekten kesinlikle. Hafif. Şanzımandan biraz bahsedelim. 5 ileri bir tam otomatik tok konvektörlü şanzıman var arkadaşlar. Bu şanzımanlar yıllardır kullanılan bir teknoloji olduğu için, markaların yıllardır kullandığı bir teknoloji olduğu için artık minimum hatayla çalışıyor. Yani bu şanzımanda hatasız çalıştığını düşünüyorum. Evet, evet. Bir arızası falan çıkıyor düşünmüyorum hiçbir şekilde. Tabii ki çift kavramalar kadar hızlı değil ama sorun anlamında da en az sorunsuz şanzıman diyebiliriz. Yani CVT'ye göre biraz daha hisli hatta diye
deneyebilirsin. Yani ben de CVT, daha çok... Yani kademeli CVT yapıyorlar, yine ben o tadı almıyorum. Okey, normal CVT'ye göre kademeli bir tık daha iyi. Tamam ama yine de tork konvektörünün yerini... Yani tabii ki eski nesil bir şanzıman yani ama güzel. Şu hissiyatı, şu şeyi alacaksın ya, şunu. Abi yapıştır, hiç bırakma. Şu an sen yine aslında 6800'e kadar çevirtir. Çevireyim mi? Retkan yapalım mı? Çevir. Bu arada 0 yüzünü de söyleyelim, dur. 12.5 gibi bir şey olmasın. 12.5 saniye, bravo, tam 12.5. Abi şeyde, manuelde 2 saniye var. Yani arasında. 13 falan gibi bir şey. Sen şu anda tam gaz yapmadığın için o 4500 gibi çeviriyor, değiştiriyor. Evet. Ama tam gaz yaptığında 6800 öyle çok tatlı sesi geliyor. Şimdi redline yapacağım. Yola, sol şeride geçeyim. Sen yola müsait olduğunda hiç çekme abi. Çok iyi ya. Onda abi. Yere girecek. Hadi oğlum. Hadi. Vay, 7000'i geçiyor şu an biraz. Girdi. Güzel gidiyor. Keyifli yani. Bir de yalıtım olsa şu an var ya, tadından yenmez yani. Emin ol abi, bu işte elektrikler, hibritler hayatımıza girdiği sürece 5 sene sonra falan bu sesi özleyeceğiz yani. Birileri gelip sana yanına binip işte biletten yaptırsan bize diyebilir yani. Unutacağız bu sesleri artık. Dünya bu yöne gidiyor. Tabii ülkemizde ne olur bilmiyoruz arkadaşlar ama. Biraz şeyden konuşalım abi. Müzik sistemi falan. Onlardan memnun musun? 6 CD'li bir changer var. Aynen. O zamanlar CD kullanılıyordu. Şu an görmüyoruz bile artık CD'yi. Aynen. Ya ben de bayağıdır kullanmıyorum açıkçası. AUX'tan genelde bağlıyorum ama yani giriş seviyesi bir şeyi var. Ses seviyesi var. İstersen ortasına bas abi. Kaç hoparlör dedin? Önlerde var iki tane. Buralar kapılarda var. Arka kapılarda altı var. 6 hoparlör sana. 2, 4, 6, 8 bir de arkada şeyler var. Arkada cam altında var mı? Evet, cam altında 8. Var. Fena değil yani, o yıllara göre şu anda da gayet bir şey yapmadan dinleyip hayatınıza devam edebilirsiniz yani, ekstra bir şey takmadan bence. Tabii o tamamen artık keyfe giriyor. Peki sence FD6 Honda Civic neden alınır, neden alınmaz? Sıralayabilirsin, listeyi uzatabilirsin, tek bir şey söyleyebilirsin. Hiç fark etmez. Bu arada kaç yıllık kullanıcıydın Ahmet ya? Ben 2013'ten beri kullanıyorum. Güzel yani, 9 yıllık kullanıcısın. 9 yıllık bir kullanıcı olarak FD6 Honda Civic neden alınır, neden alınmaz? Abi bence sorunsuz bir araba. Mekanik anlamda gerçekten sorunsuz. Yani yolda bırakması ya da büyük arızalar çıkarıp seni bezdirmesi gibi sorunlar olmuyor. Genelde yağını, suyunu koyduğun sürece seni yolda bırakmıyor. Ki bunların işte periyodik bakımları atlamadığın sürece de benim başıma işte dediğim gibi 2-3 tane araba var ailede. Hiçbirinde bir şey olmadı şu zamana kadar. Bir de tabii ki hani kullanacağım malzemeleri orijinal malzeme seçiyorum ben genelde. O da çok büyük etken bence, ömrünü arttı. Motor kulağından bahsettiğimiz gibi. Bence sorunsuzluğundan dolayı alınabilir. Ben ekstra olarak sürüş zevki de bana hitap ediyor. Dışarıdan da güzel gözüküyor. Yani benim o da hoşuma gidiyor açıkçası. Tam bir Japon sedan tasarımı var. Aynen. Yani. Ya şu anki Japonlar biraz daha Avrupa'yı oldu ama evet, bu tam bir Japon. Gözler, farlar çekiktir. Diğer işte sana dönük tasarım, diğer kısımlar falan da benzer şey özellikleri barındırıyor. Kesinlikle o zamanki şeyleri. Peki neden almazdın? Ya bazı zamanlarda işte nazlı olabiliyor. Dediğim gibi eğer çok hor kullanırsan belki ön yürürde belki şeyler olabilir. Ya da işte boyası bir nebze daha ince. Eğer bakımını güzel yapmazsan ona göre bir şey olabiliyor. Boyasında işte hani bakım istiyor yani. Belki bu sebepler olabilirdi. Ama çok fanına sordun o yüzden bir sebep çıkaralım. Evet, buradan bir soru çıkmaz arkadaşlar. Siz isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Neden almayacağını. Ama günün sonunda hep şuna geliyoruz abi. En önemli şey bakım. Sonuç itibariyle bu yürüyen bir makine. Bunun bakımını yapmazsan da bir gün yürümemeye başlayacak. Bu kadar basit yani. Çünkü binlerce parça var üzerinde çalışan. Hareketli parçalar var. O yüzden bunun bakımını yapmazsan bir gün seni yolda bırakacak. O kesin. Ama oradaki önemli olan şey de tabii ki dayanıklılık falan giriyor devreye. Az sorun çıkartması giriyor. Kronik sorun olarak baktığımızda FD6'da çok büyük kronik sorunlar yok aslında açıkçası. Yani işte motor kullanımdan biraz bahsedebiliyoruz. Bazen işte elektronik direksiyon sisteminin hidrolik de batılıyorsam. Hidrolik ama elektrik, aynen elektrik destekli diye var. Geçiyor. Bazen direksiyonda bazı problemler olabiliyormuş, direksiyon kutusunda özellikle. Ama tabii ki şimdi bu kullandığımız örnekte adam inanılmaz titiz kullanıyor. Bakımlarını hiçbir şekilde aksatmıyor. Bu şekilde devam ederseniz gördüğünüz gibi sıfır kondisyonda gibi bir otomobille hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Yani günün sonunda iş aslında yine kullanıcıda bitiyor. Tabii ki burada alacağın araba da çok önemli abi. Orada izleyici arkadaşlara bir önerin olur mu? Yani bu otomobili almaya karar verdiler. Tabii ki bir ekspere gidilecek, o yapılacak, bu yapılacak ama en çok dikkat etmesi gereken husus ne olur? Ya aslında genel ikinci el alımında nelere dikkat ediliyorsa aslında onlar da burada şey yapıyor. İşte dediğim gibi biraz karoseri, biraz nazlı
hani boyası biraz nazlı. Eğer titiz arkadaşlar varsa arka çamurluk işlerinde bazen bunun çamur birikebiliyor. Biraz şöyle ters bir yapısı var. Belki taşlaşıyor artık. Orada çamur birikip zamanla çürümeye sebep olabiliyor. Ona baktırabilirler. Ona biraz daha dikkat edebilirler. Diğer arabalarda da dikkat ettiğimiz gibi işte çürümüyor olmayan. Diğer arabalara aldığında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşacaklarını düşünmüyorum. Tabii ki motor da mekanik aksam da çok önemli. Ona da düzgün bir şekilde baktırması gerekiyor. Eğer gerçekten düzgün kullanıldıysa şimdi sen belki daha iyi yorum yapabilirsin. Hani farklı arabalarda kullanıyorsun. İçinden bir ses gelmesi falan anlamında. Evet. Bunda hiç abi trim sesi falan şu anda hiçbir şey yok yani maşallah. Evet gelelim en önemli kısma, fiyatlara. Takibini yapıyor musun hala fiyatları? Son zamanlarda çok bakmadım açıkçası. Yani bayağıdır bakmıyorum. Ama birkaç kere böyle sadece spesifik işte 2012 model ya da 2010-2012 direkt işte bu modelin biraz baktım şeylerine. Tabii dolar fırladığı zamanlar biraz değişiyor. Çıktı. Evet. Ama şu anda sanırım yani 300'ün üstü gibi yani ya gördüğüm şöyle, yerler var. Evet var. Yani 270 ile böyle 320 gibi bin falan böyle güncel yani, değil bu arada rakamlar ama. Tarih söyleyelim bu arada. Sonra karışıklık olmasın arkadaşlar. Bugün 11 Şubat 2022. Bugünü baz alarak söylüyoruz bu fiyatları. Çok değişiyor çünkü. Yani şu anda en böyle hani en düşük fiyatlı modeller 105 binden başlıyor. Ha, evet 2006 ben bu arada hani ilk başta. Aynen evet. Ben şeyi söyledim ama. FD6'nın ilk üretilen serileri 125 binden başlıyor. En düşük ilanlar 125-130 arası böyle. Sonrasında tabii 200-250-300 bine kadar giden ilanlar var. Ama fiyat bandı ne diye sorarsan işte 125 ile 300 diyoruz. Makas biraz açık görünebilir ama tabii burada 2006 ve 2012 arasında bahsettiğimiz için uzun yıl. Tabii ki burada kondisyonlar falan filan her şey çok önemli. Sen ama satmazsın arabanı zaten. Yok abi aynen. Bir sürü şey almış bu arada arkadaşlar. Tamponlar, diskler falan bir sürü şey almış. Onları takacak arabaya. Fiyatlar da böyle arkadaşlar. Arabanın dediğim gibi bu seri devam edecek. Çekmemizi istediğiniz modeller varsa lütfen onları yorumlara yazın. Onların üzerine de yoğunlaşalım. Şimdilik bizden bu kadar. Avşar Maden Suları'na tekrar çok teşekkür ederiz. Avşar Maden Suları nerelerde satılıyor onu da söyleyelim arkadaşlar. Ulusal'da, BİM'de, File de Carrefour'da, Kim'de ve bizim toptanda bulabiliyorsunuz. Onun dışında Getir, Trendyol ve hepsi burada da alabiliyorsunuz. Bütün şehirlerdeki yerel marketlerde de bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz de, kontrol ederseniz de çok sevinirim. Ahmetciğim çok teşekkür ederim. Ben ağzına sağlık. Yeni çekeceğimiz modellerde story'den bildireceğiz arkadaşlar. Yine sizin içinizden seçeceğimiz arkadaşlarla, uzun yıldır bu araçları kullanan arkadaşlarla video serilerimiz devam edecek. İnşallah böyle Ahmet gibi temiz yüzlü, bilgili, arabasına değer veren arkadaşlarla karşılaşmaya devam edeceğiz. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık. Ne demek abi, ben teşekkür ederim. Süperdi. Müthiş anlattın abi her şeyi. Çok sağ ol abi. Ya, yanlış söylediğim şeyler de olabilir. Onu da arkadaşlar düzeltirler. Abi sevgiler size. Tamamen kullanıcı yorum. Evet, yani aynen. Teknik bilgi olarak ne bileyim bir beygir, iki beygir, iki üç kilo farklı söylemen hiçbir şey değiştirmez. Burada önemli olan senin kullanıcı olarak yorumların. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ne demek abi, çok teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.